Tarihteki en ünlü dünya liderlerinin pek çoğu siyasi alanın dışında oluyor. Birkaçı acımasız kurallar bile getirmiştir. Aralarında koleksiyoncu, şair ve romantik olanlar da görülüyordu. Bu diktatörler insanlara aynı olduklarını söyleyip sanatsal yeteneklerini gösterdiler ve büyük işkenceler yaptılar. Hitler sanatı ve eski filmleri severdi. Adolf Hitler sanat hakkında son derece ciddi olduğu biliniyordu. Fakat babası 1903 yılındaki ölümüne kadar Hitler'in bu sanatsal oluşunu onaylamadı. Tarihin en kötü lideri olan Hitler'in Viyana'daki sanat okuluna iki kez kabul edilmediğini biliyor olabilirsiniz. Ama aynı zamanda turistler için şehrin kartpostallarını satarak bir gün geçirdi. Hitler her gün iki veya üç tablo yapmıştı. Soyutlanmış ve geometrik stilleri doğru eğilmiş resimler çiziyordu. Geceleyin evsizlerin barınakları içinde uyurdu. Birinci Dünya Savaşı'nda 25 yaşında görev aldı. Hitler cephede sanat malzemeleri taşıdı ve gördüğü yerleri resmetti. O önce politika için sanattan vazgeçti. O, 1000'in üzerinde tablo oluşturdu. Onun eserleri şimdi yüz binlerce dolar için satılabilir. Bazıları ABD hükümeti tarafından düzenlenen tabloları halka göstermeyi reddediyorlardı. Hizmetçilerine göre Hitler uykuyu, tatlı yemeği, Finlandiya çay içmeyi ve film izlemeyi severdi. Kendi kişisel sineması vardı ve söylenenlere göre Disney'in Pamuk Prensesi, aktris Marina Rock ve aktris Greta Garbo'nun büyük hayranıydı. Imelda Marcos ve Ayakkabı. Ferdinand Marcos 1965-1986 yılları arasında Filipinler devlet başkanıydı. Onun yönetimi diktatörlük oldu. Acımasız ve ahlaksızdı. Marcos sıkı yönetim yürürlüğe girdiğinde muhaliflere işkence yaptırdı. Anayasayı değiştirdi ve medyayı kontrol etti. Onun döneminde Filipinlerin ulusal borcu 2 milyar dolardan 30 milyar dolara ulaştı. Bu arada Ferdinand'ın karısı Imelda aşırı ayakkabı koleksiyonu için ulusal ün kazandı. Onun insanları yalın ayak yürüyorlardı. Imelda'nın 1600 çift ayakkabısı vardı. Imelda, New York'un doğu tarafındaki evini Van Gogh, Cézanne, Renoir, Manet, Picasso ve Rembrandt'ın sanat eserleriyle doldurdu. 1986 yılında Marcos Filipinler'den kaçtı. İnsanlar ve ordu ayaklandı. Hızlı bir şekilde Hawaii için başkanlık sarayını terk etti. Imelda kendisi için en rahat ayakkabıyı buldu. O ayakkabı ona sadece birkaç dolara mal oldu. 2012 yılı sonuna kadar Filipin hükümeti 2,5 milyar dolarlık Marcos'un varlıklarını ele geçirdi. Imelda'nın sanat koleksiyonunun çoğu kayboldu. Onun sekreteri yasa dışı dünyaca ünlü resimleri satarken yakalandı. Kim Jong-il 1994 yılından itibaren 2011'e kadar Kuzey Kore'nin büyük lideriydi. Ülkesinin açlıktan, yoksulluktan acı çektiğini izledi ve insan haklarını ihlal etti. O binlerce basketbol maçının kayıtlarını izledi. 20 bin filmi vardı ve Elizabeth Taylor, Rambo ve James Bond hayranıydı. 1978 yılında Kim Jong-il'in Kuzey Kore'de olabileceğine karar verdi ve kendi dünyaca ünlü film endüstrisinin kurulmasını öngörüyordu. Doğal olarak istihbarat güçlerini gönderdi ve Choi Eun-gae adlı ünlü Güney Koreli bir aktristi kaçırdı. Eski kocası, ünlü yönetmen Shin Sang-ok, onun ortadan kayboluşunu araştırmak için gitti ve kendisi de kaçırıldı. 1985 yılında Shin Sang-ok ve Kim Jong-il'in birkaç propaganda filmlerinden birinin sonunda serbest bırakıldılar. Pulgasari, bozuk bir kralı devirmek için bir topluluğa yardımcı olan bir canavar gibidir. Birkaç film festivalinden sonra Viyana'da kaçtılar. ABD Büyükelçiliğini bulup sığındılar. Bin Laden'in favori sporu. Ayakta 1,92 boyunda Usama Bin Laden büyük bir basketbol oyuncusu olabilirdi. Onun spor tercihi voleybol oldu. Muhammed Atef'e 11 Eylül saldırılarını planlamada yardım ederek El-Kaide'nin askeri lideri oldu ve Muhammed Atef'in kızı Bin Laden'in oğullarından biriyle evlendi. Düğün Taliban üyelerin yüzlercesi ile doluydu. Bin Laden'i bile Yemen'deki geminin bombalanması hakkında şiir okudu. Donanmaya karşı başarılı bir terör saldırısı yaptılar. Bu bombalı saldırıda 17 Amerikalı denizci öldü ve 39'u yaralandı. Şiir okurkenki kaydını görünce Bin Laden bilinçli olarak silinmesini istedi ve yeniden daha iyi bir kamerayla kaydedin dedi. Muhammed Atef voleybolda Bin Laden ile rekabet ediyordu.
Bin Laden sık sık El-Kaide üyeleri ile voleybol oyunları organize ediyordu. O ve Atef her zaman ayrı takımlarda oluyorlardı çünkü herkesi de uzun boyluydu ve iyi oynuyorlardı. Mısır Kralı'nın özel koleksiyonu. Bu fotoğraf 1938 yılında Mısır Kralı Faruk'un Mercedes-Benz 540A'ya bindiğini gösterir. Ona düğün gününde Adolf Hitler tarafından verildi. Onun bir Rolls-Royce'u, Bentley'i ve bir Austin 7'si vardı. Faruk, servetinin etkileyici özelliklerini çok severdi. O saatleri ve pulları toplardı. En etkileyicisi sikke koleksiyonlarından birine sahipti. 8500'den fazla sikkesi vardı. Sikkelerden biri açık artırmada 7 milyon dolara satıldı. Faruk'un evinde süslü barok mobilyalar vardı. Bu Fransız dekoru ülkede standart hale geldi. Para onu sürgünden kurtaramadı. Açlıktan ya da gizemli bir şekilde öldü. Devam eden İngiliz işgali ve Arap-İsrail savaşında Mısır'ın hataları yüzünden Faruk çok düşük bir darbe ateşleyerek halkı sürükledi ve 1952 yılında Mısır devrimi yaşandı. Kral Monako'ya kaçtı ve 150 yıllık monarşi orada sona erdi. Faruk istiridye yedikten sonra 45 yaşında öldü. 1902 yılında Stalin. Bu yakışıklı genç şair büyüdüğünde kontrollü kıtlıktan sorumlu acımasız bir diktatör olmak istiyordu. Savaşta milyonlarca insan öldürecekti. Ama 16 yaşında Yosep Besaryonis Jugashvili Gürcistan Tiflis Ortodoks Ruhban Okulu'nda mükemmel bir öğrenciydi. Yosep'in koro şarkıcısı olacak yeteneği vardı ve düğünlerde şarkı söyleyerek para kazanmıştı. O Goethe ve Shakespeare okuyup çeviriyordu. Okudukları arasında Walt Whitman da vardı. Sosello adı altında kendi romantik şiiri yayınlandı. Okulu bıraktıktan sonra o Marksist öğretileri ve Leninist yazıları benimsemişti ve Bolşevik bir devrimci olmaya karar verdi. Tarihçi William Poplevkin'e göre Jugashvili'den sonra Stalin adını aldı. Gürcü epik şiiri bir panter derisindeki şövalyeyi tercüme etti. Başkan Mao'nun romantik şiirleri. Mao Zedong, Çin Halk Cumhuriyeti'nin komünist kurucusudur. Yüz binlerce insanı idam ettirmiştir. O Çin'i sanayileştirdi ve ortalama yaşam süresi arttı. O amaçlarına ulaşmak için her türlü yolu kullandı. 70 milyon kişi zorla çalıştırıldı. Tarım reformları sırasında insanlar açlıktan öldüler. Zedong'un şiirinde kar. O Çin'deki kış güzelliğini tarif ediyordu. En ünlü Çin imparatorlarının bazılarından bahsediyordu. Mao bu ünlü erkeklerden daha büyük olduğunu ima ediyordu. Ancak o şiir yazarken antik şiirlerden sözleri çalıyordu. Bazen sadece bir satır kelimeyi yeniden düzenliyordu. Çin'de yaklaşımı zor bir konu olsa da bazı şiir meraklıları Mao Zedong'un şiirlerinin kısmen veya tamamen başkası tarafından yazılmış olduğunu düşünüyorlardı. Benito Mussolini kendisini entelektüel olarak kabul ediyordu. Gerçi okul yıllarında zorba ve kötü bir öğrenci olarak biliniyordu. Bir yetişkin olarak o İtalyan fütürizmi okudu. Fransızca ve Almanca siyaset felsefesini Nietzsche, Schopenhauer ve Kant'tan tercüme etti. Sosyalist gazeteler ve Almanca kitaplar hakkında makaleler kaleme aldı. 1912 yılında o İtalya'nın Ulusal Sosyalist Gazetesi'nin editörü oldu, Avanti. Ve gazetenin okur sayısını 5 kat arttırdı. Mussolini de yazdığı birçok roman çok kötüydü. Il Duce geri toplatıldı. Mussolini'nin 1909 yılındaki kitabı Kardinal'in Metresi kitabının Goodreads sitesinde sadece 2 yıldızı vardır. Kitap gibi cümleleri vardır. Franco'nun doğa resimleri. Kanlı İspanya İç Savaşı sonrası sırasında Francisco Franco darbeyle ülkenin kontrolünü ele geçirdi. Nazi Almanyası ve faşist İtalya tarafından yardım edildi. 1935'ten 1975'e kadar ülkeyi yönetti. Eleştirenler toplama kamplarına gönderildi. Siyasi partiler çözüldü. Medyayı sansürledi. Franco, diktatörlük stresinden uzaklaşmak için resim yapardı. Franco, torunu hakkında bir kitap yazdı. Franco'nun Doğası. Kitap 15 resim içermektedir. Portreler ile av sahneleri de dahildir. Videomu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.